Herkese merhaba. Doğadan Mutfağınıza Yemek Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı muhallebi tarifim olacak. Yapımının kolaylığıyla, görüntüsüyle, lezzetiyle sofralarınızın yıldızı olacak. Özellikle Ramazan'da insan hafif tatlılar yemek istiyor. Hafif ve harika bir tatlı için mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Muhallebi için 100 gram tereyağını uygun bir tencereye alıp eritelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Eridikten sonra 5 yemek kaşığı unu ekleyelim. Unun kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak 1-2 dakika kavuralım. Kavurduktan sonra 1 litre sütü yavaş yavaş ekleyelim. Bu arada kullandığım malzeme listesi videomun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Ocağımız yarım ateşte, topaklanmaması için sürekli karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı şeker ilave edelim. Muhallebimiz koyulaşıp göz göz olana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başlayınca 1 paket vanilya ekleyelim. Vanilyayı ekledikten sonra karıştıralım, ocağı kapatalım. Oda sıcaklığına gelinceye kadar ara ara karıştırmaya devam edelim. Muhallebi oda sıcaklığına geldikten sonra kupları alalım. Borcama da alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı harika. İki kepçe olacak şekilde kupları alıyorum. Siz de kuplarınızın büyüklüğüne göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Kupları aldığımız muhallebiyi kaşıkla ya da spatula ile düzeltelim. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına alalım. 1 saat buzdolabında soğumaya bırakalım. Muhallebi soğurken üzerinin sosu için portakal suyu hazırlayalım. Bunun için portakalları yıkadım, hazırladım. Kesip suyunu sıkacağım. Portakal sayısı vermiyorum. Portakalın büyüklüğüne göre, sulu olup olmadığına göre miktarı değişecektir. Sonra içinde kalan posaları ayırmak için süzelim. Portakal suyumuz da hazır. Sosumuzu yapmaya geçebiliriz. Muhallebimizin üzerine hazırlayacağımız portakal sosu için uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı nişastayı alalım. Buğday nişastası ya da mısır nişastası fark etmez. Çok az portakal suyu ilave ederek nişastayı açalım. Nişastayı güzelce açtıktan sonra portakal suyunun tamamını ekleyelim. 400 ml yani 2 su bardağı portakal suyu kullanıyorum. 1 su bardağı şekeri de ilave ettikten sonra ocağı açalım, pişirmeye başlayalım. Ocağımız yarım ateşte sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirelim. Sosu için kullanacağınız şeker miktarı damak tadınıza göre değişebilir. Dilerseniz artırıp azaltabilirsiniz. Portakal sosu göz göz olup kaynamaya başlayınca ocağı kapatalım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra muhallebimizin üzerine alabiliriz. Soğumuş olan muhallebilerin üzerine portakal sosunu gezdirelim. Soğumaya bırakalım. İstediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Dolaptan alıp üzerine ince ve küçük dilimlediğim portakallarla süslüyorum. Üzerine çok az miktarda da Antep fıstığı ekleyeceğim. Siz de süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz.
Portakallı muhallebim serviste hazır. Dokusunu da göstereceğim. Lezzetiyle, hafifliğiyle kimsenin hayır diyemeyeceği şahane bir tatlı. Muhallebinin dokusu, pamuk gibi yumuşaklığı, üzerinin portakal sosunun aroması damaklarınızı şenlendirecek. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Umarım sizler de bu güzel tatlıyı denersiniz. Eğer siz de beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için, desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapıp deneyecek olanların şimdiden eline sağlık, afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı güzel günler sizlerle olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.